Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Şöyle ben şuraya getireceğim şeyimi, tripodumu şöyle göstereyim size de. Arkadaşlar bugün çarşıya gittik, geldik, mıdır halimiz kalmadı. Aman ne yapak ne yapak, sabahtan beri bezelye yapasım vardı. Aha yapayım, aha yapayım derken bin türlü fırsatımız olmadı. Kaldı öyle arkadaşlar. Tavuk göğsü vardı, onu doğradım hemen acele acele. Onu şimdi ocağa koydum. O kavruluyor. O kavrulurken bir tane domates vardı, onu çıkarttım. Kenarı kar olmuş. Şurada da malzemelerimi hazırladım. Havuç, patates, soğan koydum. Soğan normalde konulmuyor ama ben yine de şey yaptım içine. Aktardım. Lezzet veriyor diye kattım yani içine. Bezelyem de bu sefer bezelyemi dolaptan çıkartmadım arkadaşlar. Haşlanması uzun sürer diye, geç kaldım diye bu sefer şey yaptım. O size ne koyduk? Hazır aldım konserve. Zaten şişesi de bana kalmış olur. Onun için bezelyeyi bu sefer hazır aldım. Öbürünü haşlayıp öyle yapmam gerekiyordu. Çünkü o bayağı bir şeyliydi. Çiğ koyduğumuz için dolaba. O da çiğliği gitsin diye kaynatıyorum. Biraz geç pişiyordu. Onun için ben de şey yaptım. Hazır aldım. Şunu şöyle alalım seni kenara. Hem camdan dışarıya gitsin kokusu. Hem de şu malzemelerimizi de doğrayalım arkadaşlar. O kavrulana kadar. Bugün çarşıya gittik. Rümeysa'ya test lazımmış. Onu aldık. Test aldık. Bir test. 3 tanesi mi Rümeysa? 4 tanesini kursun şeyiyle aldık. Kurs indi. 3 mü? 3 mü 4 mü? 3 mü? Şey kursun adını verip almak gerekiyormuş yani. Kursun adını verdik. O ya indirimli. İndirimli olduğu için 500 lira dedi. İndirimli 500 liraymış. Rümeysa'ya dedim. İyi ki Rümeysa dedim. İndirimli 500 liraymış dedim. O da dedi anneciğim dedi. Yüzünü kara çıkartmayacağım dedi. Bunların dedi hakkını dedi fazlasıyla vereceğim dedi. Tabi gururlandım ben o durumda. Dedim en azından hani çabalıyor çalışıyor. Valla çalışsın çabalasın kendini kurtarsın. Kimseden kimseye fayda yok şu durumda. Kocadan avrada, avrattan kocaya fayda yok. Ben öyle düşünüyorum. Herkes kendi halinde. Herkes kendi şeyini düşünüyor. Nasıl para kazanırım şeyini düşünüyor. Abis çabalı yok mesela. Niye? Evlatlarımız için. Ben yoksa çocuklar olmamış olsa, eşimin ufak tefek tadilata gitmesiyle benim de sadece mesela örgüyü sadece çekip de hani buralarda uğraşmama şeyiyle benim gene geçimimi sağlardım. Ama çocuklar olunca iş değişiyor arkadaşlar. Mesela ben tek olsam, hani tek olsak bir tabak makarna pişirirsin. Paketin yarısını pişirirsin. Ama çocuklar olunca iş değişiyor. Paket makarna 1,5'a çıkıyor mesela. Bir paket değil de 1,5 pişiriyorsun veyahut da. Çünkü niye? Yem almaya gitti. Bir saat önce de yem almaya mı gittin? Niye, ne oldu? Abi de bana atıyor. Ona da buyurun bir şeyler olur. Bir sinirli. Akşam bir yere gidiyor musun? Yok, ne oldu? Cenazeye gidiyor. Kimin cenazesini? Ali'nin cenazesi. Buraya da vurdular. Nerede ki onların yeri? Normalde evleri, efendim ben o şey boyun aldığımız yer vardı ya. He. Oradaydı. He.
Tane getirmiş Elçin. Ha, taze evinde. Tamam. Haristan'ın yeğeni ölmüş kızı. Kansermiş adam. Ben duydum yani, fırında konuşurken duydum onları. Kansermiş. Bu zamana kadar hani şey yapmış da artık tedavi yanıt vermediği için işte şey yapmış. O gün bizim muhtar paylaşıktı. Ben kim olduğunu bilmiyordum. Sonra baktım Haristan yok. Sorduk nerede diye. Dedi böyle böyle. Şey işte arkadaşlar, çocuk olunca mesela biz tek şey pişiriyor. Hani makarna, mesela makarna salata yapıyor. Değişik başka mesela yanına çorba falan şey. Bazen Mustafa çok isterse mercimek çorbası yapıyor. Efendim ben ama şey yapmıyorum. Yani öbür çorbadan yapmıyorum. Yoğurtlu çorbadan, anan canım istiyor, ona yapasım var. Canım da istiyor. Bu farklı şey ama tavuk etiyle de olur, dana etiyle de olur, fark etmez. Ondan yapasın geliyor. Onda işte bir paket makarna mesela yarım paket makarna pişirmeyeceksin iki kişiye de. Yani iki kişiye yarım paket makarna pişireceksin de. Çocuklar olunca iş değişiyor. Bir buçuk pişiriyorum. Yanına salata yapıyor. Oturuyor ki yok mesela. O şeyde iş değişiyor. Anam çocuklarımın canı sağ olsun da. Yeter ki çocukların sağlığı yerinde olsun. Aha, hastalık, ölüm alıyor, götürüyor. Geri dönüşü de olmuyor. Benim küçük kardeşcağızım 4 yaşındaydı. Zehirli ishaldan öldü yavrucağızım. Kim verecek şeyini? Zehirli ishaldan, kimisi dedi ki ne zehirli ishaldan, kimisi dedi ki ne şeyden, ne onun adı. İğne yanlış vuruldu dediler öyle. Yazın ortasındaydı. Zavallı anacağızım bir o tarafa koşuyordu. Elinde eskiden kağıt şeyler olurdu. Şöyle çantalar olurdu ilaç koymak için. Ondan bir oraya koşuyordu, bir oraya koşuyordu. Kadıncağız perişan oluyordu. Ama ben de evdeydim. Bizim bir göz evimiz vardı, toprak ev. Ben saman geldi bir yandan. İneğimiz vardı bir tane. Saman geldi bir yandan. Samanı içeriye almaya çalışıyorum. Azıcık dışarıdan atıyorum. Ondan sonra içeriye giriyorum. Alttan denirdi bizim orada. İçeriye giriyorum. İçeriden içeriye çekiyorum. Yeri açıyorum. Mesela şöyle pencerenin ağzı. Açıyorum. Geri oradan içeriye atmaya çalışıyorum. O gün öğlene kadar sadece tek başıma samanla uğraştım. 4 yaşındaki kardeşim de öldü zaten. İçimiz yandı. Gerçekten hani derler ya, evlat, ana baba, yani insan şafak, evlatla kardeş acısı hiçbir şeye benzemez derler ya, gerçekten de doğru. Allah evlatlarımızın acısını göstermesin bizlere. Şöyle, Rabbim herkesin evladını herkese bağışlasın. Dün pazara gittim, bu dibine yandıydı arkadaşlar, kazandı. Onun şey, dün pazara gittim arkadaşlar, pazarda marul yaprağı topluyorum ben şeylere. Tavşanlara, tavuklara işte. Marul yaprağı Selahattin abi var, Allah razı olsun. Her hafta bana 2 kasa ayırır. Söyledim ben ona, tembihledim. Her hafta 2 kasa ayırıyor. Ben de inanın pahalı da olsa, ucuz da olsa ondan başka kimseden gidip de alışveriş yapmam. Çünkü niye? Hep beni idare ediyor. Ben borca da alsam mesela. Gittim. Ya kendi de yardım etti sağ olsun. Dedi dur sen yardım edeyim dedi. Kendi torbanın ağzını açtı. Ben de kasanın içinden aldım koydum arkadaşlar. Torbaya doldurdum. Dedi ki ne? Ağzını bağladı. Dedi hani dedi çocuklar gelecek mi dedi. Ben dedim ki ne? He dedim Abdullah gelecek. Dedim Abdullah gelsin dedim. Şey yapsın dedim. Götürsün dedim. Motorla dedim. Tamam dedi. Allah razı olsun. Hemen bir baktım. Şey Abdullah geldi. Motorun hemen arka sandığına koydu, fırının motorun arka sandığına koydu, getirdi. Dedi ki naha görüyor mu dedi, oğlum dedi seni kurtar. Dedim vallaha 3 evladım var, üçünden de ben razıyım onlardan, Allah da onlardan razı olsun dedim. Ben razıyım, Allah da razı olsun. Üçü de dedim hiç beni ağrıdı, incitmediler dedim. Adam duygulandı ben öyle deyince. Allah
Ne verirse her şeyin hayırlısını versin. Evlat da olsa, eş de olsa, aşk da olsa, her şey arkadaşlar. Evde olsa Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Arkadaşlar ben bezelyeyi ocağa koydum. Şimdi biraz pilav pişireceğim ben. Sonra sofrada görüşmek üzere. Arkadaşlar bezelyenin hem rengi hem şeyi çok güzel olmuş vallahi. Şeyi falan özleşmesi falan çok güzel olmuş. Yeter mi kızım bu kadar? Fazla bile. Kaşıkla gitsin ekmeksiz. Yekine kafan çalışsın. Turşunda yok mu? Ha? Biber turşunda. Ha işte. O yeşil vardı yeşil. O yükünde? Bazen dün turşu istedim, bugün çıkarttık. Bu sefer farklı bir şey istiyorsun. Biber turşusu dedim. Ya mağaza gibi olan yok mu? Ananın yaptığı. Şöyle yeşil olan diyor ya. Getirin dur hele. Bu pirinç farklıymış. Bu pirinç farklıydı arkadaşlar. Pişirimi de farklıymış. Onun için suyu fazla yiyeceğiz. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.